Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu gavli. Rabbi yessir ve la tuhassir Rabbi temmin bil hayr. Muhterem kardeşler, güzel ahlak başlığı altında seminerler düzenleyelim dedik kardeşlerle. Burada takip etmeyi istediğimiz kitap hadislerle İslam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu bu kitap. Çok güzel hazırladılar. Allah emeği geçenlerden razı olsun. 7 cilt, her bir cilt birbirinden önemli konuları ele alıyor. Değerli toplu ve en önemlisi de gördüğümüz kadarıyla, inceleyebildiğimiz kadarıyla, tamamını okuyup göremedik. Ancak gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadına uygun. Bu zamanda böyle seni bulmak da zor. Güzel bir kaynak kitap oldu. Özellikle Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hocamızın zamanındaki ekip tarafından, orada oluşturulan ekip tarafından ele alındı. O hocamız ve onun yakın arkadaşları biliyorsunuz hadisle, hadis alanındaydılar. Fakat ekip olduğu için birlikte birçok konuda istişare sonucunda kararlar verilerek hazırlandığı için herhangi böyle çatlak ses diyebileceğimiz sıkıntılı durumlar oluşmadı bu eserde gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla da tavsiye edebileceğimiz, okuyabileceğimiz, faydalanabileceğimiz bir eser. O kitaptan takip edeceğiz. Güzel ahlakla ilgili bu cilt tamamı bir cilt boyunca güzel ahlak konularını işlemiş. Öncelikle bir giriş yapıyor güzel ahlak konusuna. Sonra da değişik ahlak başlıklarını açıklıyor. Mesela bunlardan işte takva, huşu, ihlas gibi tasavvufi kavramlar da var. Cömertlik, misafirperverlik, isar, ahde vefa gibi ahlaki kavramlar var. Tevekkül gibi kelami yönü de olan kavramlar var. Arabuluculuk gibi fıkhi yönü olan kavramlar var. Yine tecessüs, hüsnü zan gibi ahlaki kavramlar. Haset, riya, bunlar tasavvufi kavramlar. Hepsi güzel ahlak içerisinde başlıklar. Ve başka daha, birçok daha başlık var. Bunları tek 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 ele almış, incelemiş. Benim niyetim de bugün inşallah güzel ahlak başlığından bir giriş yapacağız. Yaklaşık 40-45 dakika. Ondan sonra da eğer ki varsa sorularımız, tartışacağımız konular, muhabbet edeceğimiz konular, onun üzerinde konuşabiliriz. Vakit olursa da eğer diğer konularla ilgili de ben yaklaşık bir 100 sayfa falan hazırlandım, geldim. Evet. Ne kadar gidebilirsek inşallah. 2-3 gündür bu kitaptan bayağı bir şeyler bölüm bölüm inceledik inşallah. Evet, güzel ahlak diye başlayalım. Kitabın üslubu da şu. Bir tane konuyla ilgili doğrudan kapak sayfasında hadis-i şerif veriyor. Daha sonra da 3, 4, 5 duruma göre o konuyla ilgili diğer hadisleri veriyor. Hadisleri verdikten sonra Arapçasını ve Türkçesinin tercümesini, daha sonra da 3-5 sayfa içerisinde bu hadisleri topluca bir sırasına göre açıklamasını yapıyor. Konuyu açıklamış, anlatmış ve özetlemiş oluyor. Tabii her ne kadar kitabın adı hadislerle İslam olsa da
O açıklama kısmına geldiğinde o hadisi açıklarken ayeti kerimelerden faydalanıyor. Ve yine varsa İslam tarihinden olaylar onları anlatıyor. Şu ana kadar şey görmedim yani Sufilerin sözlerinden vesaire görmedim. Çok nadiren böyle sahabenin sözlerinden koydukları olmuş. Ama zaten o konuyu açıklamak için var olan hadisler ve ayet-i kerimeler yeterli olmuş oluyor. Ama İslam tarihine de çok böyle şeyler yapıyor. Atıflarda, işaretlerde bulunuyor. Üslubu da güzel bir üslup. Şimdi biz de elimizden geldiği kadar bu üslup üzere devam etmeye çalışalım inşallah. Peygamber Efendimiz'in meşhur hadisi, güzel ahlak denildiği zaman hemen ilk akla gelen hadis-i şerif burada da kapak konusu edilmiş. İnnemâ buistu li utemmime salihal ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Başka bir versiyonunda mekârimel ahlak. Ahlak, o mekârimde güzellikleri, ahlakın güzelliklerini tamamlamak üzere gönderildim. Biz onu güzel ahlak diye tercüme ediyoruz. Burada da salihal ahlak, salihal güzel yapıcı ahlak, olumlu, pozitif ahlak, onu tamamlamak üzere gönderildim. Şimdi ta çocukluğumuzdan beri bu tamamlama kelimesi böyle kulağımı tırmalar. Yani ne demek yani? Ben güzel ahlakı öğretmek üzere gönderildim diyebilirdi. Göstermek üzere gönderildim diyebilirdi. Tamamlamak deyince sanki o zamana kadar bir güzel ahlak var. İşte %80'i öyle anlardım ben çocukken. %90'ı tamamlanmış ama çok az bir kısmı kalmış. Peygamberimize gelip o kısmı tamamlamak üzere gönderilmiş gibi. Böyle anlaşılırsa şu denilebilir. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce kendi içinde bulunduğu toplumda güzel ahlak bilinir miydi? Mekke müşrikleri toplumunda, Mekke toplumunda güzel ahlak nedir? Nasıl olur? Bilinir miydi? Diyeceksiniz ki hocam müşriklerde ne ahlak olacak? Her türlü olumsuz, her türlü kötü şeylerin olduğu bir toplumdu. Tamam doğru da güzel ahlak bilinir miydi? Kötülük var olmasına rağmen. Bunu şuradan anlıyoruz. Dinlik bilim dediğini. Hem uygulamalı hem de teorik olarak. Siz söyleyince diyeceksiniz ki ha evet hocam bilinirmiş diyeceksiniz. Peygamber Efendimiz Hira mağarasında ilk vahiy ile karşılaşıp da geldiğinde benim üstümü ört deyip birazcık dinlendikten sonra Hatice annemizle konuşurken ne dedi? Ben dedi acaba bana cinlerin musallat olduğunu mu düşüneyim dedi. Yani böyle bir şey vahiy diye bir şeyden haberi yok. Peygamberlik müessesesinden belki duymuştur ama kendinin peygamber olacağı ile ilgili bir beklentisi böyle bir hazır oluşu yok. Aklına ilk gelen şey cinlendim. Yani Nevşehir tabiriyle cinler bana musallat oldu. Başıma kötü bir şey geldi. Öyle düşünüyor ilk anda. Hazreti Ayşe annemizin ona teselli etme cümleleri vardı. Neydi o teselli etme cümleleri? Çok güzel anlatılmış burada. İşte sen diyor, yetimi diyor, doyurursun diyor. Düşküne sahip çıkarsın diyor. Akrabayı korur, gözetirsin diyor. Misafire ikram edersin. Musibete maruz kalanlara yardım edersin. Ya bak peygamberimizin önceki halde Hazreti Hatice annemiz peygamberimizin sahip olduğu güzel özellikleri söyleyerek senin başına böyle olumsuz kötü bir şey geleceğini ben zannetmem diyor. Kendi yorumunu yapıyor. Buradan hareketle Hazreti Hatice annemiz neydi o zamana kadar? Yani İslam'ı bilen birisi değildi. Güzel ahlakla ilgili bir kurs almış, eğitim almış, bir seminere gitmiş değildi. Demek ki Mekke toplumunda o aklınıza gelecek kötülükler var olmakla birlikte güzel ahlak nedir denildiğinde sayılacak belli başlı gerçekten güzel ahlak özellikleri biliniyordu. Misafir ikram etmek, düşmüşe yardımcı olmak, fedakarlık, cesaret,
Onlarda da vardı. Eski müşrikler birbirleriyle cesaretleriyle övünürlerdi. Dürüst olmak, doğru olmak, akrabaya yardım etmek ve benzeri. Demek ki o dönemde bir güzel ahlak düşüncesi var ve insanlar bunu sahip olanları övüyorlar. Peygamber Efendimizin de ahlakı ilk başta da böyleydi. Sonda da Hazreti Ayşe annemizin cümleleri aklımıza geliyor. Birisi ilk zamandaki peygamberimizin tarifi Hazreti Hatice annemiz. Daha sonra Peygamber Efendimizin vefatından sonra onlara Peygamber Efendimizin ahlakı nedir, nasıldı diye soran sahabiye, tabiine Hazreti Ayşe annemiz demişti ki siz Kur'an okuyorsunuz ya, işte Kur'an'da gördüğünüz ne varsa hepsi Peygamberimizin hayatında canlanmış, hayat bulmuş idi. Tarifi bu. Peki iki tarif arasında bu tamamladım sözünü nereye oturtabiliriz? Peygamber Efendimizin cahiliye döneminde yaşanılan bilinen bir güzel ahlak özellikleri ve benzeri varsa bile o eski peygamberlerden gelmiş kültür deyin, toplumsal üretilmiş kültür, örf deyin, ne derseniz deyin. Böyle bir güzel ahlak tanımı varsa bile birçok yanlışlıklar da ahlak içerisinde var. Ki örneğini vereceğiz. Ama Peygamber Efendimizin vahiy ile birlikte peygamber oluşu ve 23 senelik hayatında ahlaki özellikleri hem öğretip hem yaşayıp hem gösterip topluma ahlak önderi ve ahlak timsali örneği haline gelmesiyle güzel ahlak konusu İslam vahyi nazarında tamamlanmış oldu. Peygamber Efendimizin de İslam'ı getirmekten kastının en nihayetinde ahlaklı bir toplum, ahlaklı bir insan oluşturmak olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Diyeceksiniz ki hocam nasıl yani yanlışlar vardı? Mesela haya konusu, eğer vaktimiz olursa bugün konuşabiliriz. Ona da çalıştık, hazırlandık. Mekke müşrikleri arasında hayalı olmak, utangaç olmak, bugün belki bir kısım Müslümanlar arasında da var, ayıplanacak bir şey idi. Ya sen kız mısın da utanıyorsun? Düşüncesinin arka planı. Orada da yırtık olmak, hatta edepsiz olmak, hatta erkekse çok daha utanmaz olmak, önemsenmez ve bu anlamda kendini koruyan, çıplak olmaktan çekinen veya edepli olan, kötü laf söylemekten çekinen, müstehcen konuşmaktan yüzü kızaran insanlar o toplumda ayıplanırlardı. Nedir bu işte? Bakın, tamamlanması gereken bir durumdan ifade işaret ediyor burası. Ahlak, haya konusunda sapmaya gitmişler. Utanılmayacak şeylerde utanırlar, utanılacak şeyde utanmazlar gibi bir pozisyon. Adamcağız evinde bir sürü yapmış olduğu şeyleri gelip dışarıda anlatırdı ve bundan utanmazdı. Utanmayı da bu anlamda yanlış bulurdu. Ne yani işte? Şimdi toplumumuzda da var değil mi? Ayşe böyle adam şey yapıyor ve ona ya bu adam utangaç bir adam dediğin zaman o sanki ezik, sanki nasıl diyelim kendini ifade edemeyen bir insanmış gibi davranılıyor. Halbuki bir sahabe aynı durum bakın burada da geçer. Bir tane delikanlının bir adamın bir delikanlıya kızdığını gördü Peygamberimiz. Çok utangaçsın. Çok utanıyorsun diyerekten adama kızıyordu. Peygamber Efendimiz olayı anlayınca dedi ki bırak onu kendi haline. Utanmak güzel bir özelliktir dedi. Niye onu sen dedi yırtık yapmaya çalışıyorsun? Eğer utanacaksa, utangaç bir insansa bırak onu kendi haline dedi. Ali bin Ebu Talip Hazreti Ali rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz namaza kalktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Şimdi burada bir dua cümlesi. Ama dua cümlesinin altında çok böyle derin bir mana var. O da şu. Ya işte bir insana ahlaklı ol, güzel ahlaklı ol diye nasihat ediyoruz. Ve o da kendi çapında güzel ahlaklı oluyor veya olmuyor. Olmaya çalışıyor veya çalışmıyor. Ama Peygamber Efendimiz her hususta olduğu gibi bu konuda da
Allah'tan yardım istiyor. Allah'a sığınıyor. Allah'tan inayet, yardım bekliyor. Yani bir kişinin Allah'ın yardımı, desteği, izni, iradesi olmadan güzel ahlak sahibi olabilmesi mümkünmüş gibi biz ona kızıyoruz. Niye sen güzel ahlak sahibi olmuyorsun diye. Ama ifadelere bakın, ya Rabbi diyor, beni güzel ahlak sahibi olma, güzel ahlaka ulaştır. Çünkü senden başka güzel ahlaka ulaştıracak yoktur. Ne demek bu? Kula düşen, insana düşen güzel ahlak, ahlakın güzeliyle sıfatlanmaya niyet etmesi, istemesi. Ama bu noktada Allah-u Teala'nın yardım etmesi, inayetiyle, desteğiyle, tevfikiyle senin yanında olması gerekiyor. Her şeyi devreye sokan bir Resul, her şeyde Allah'ı Celle Celaluhu devreye sokan bir peygamberimiz var. Her şeyde Allah'ı dışlayan Celle Celaluhu bir düşünce yapımız var bizim de. Ahlaklı da biz oluruz. Hidayette de biz kendimiz geliriz. Bilmediğimizi kendimiz okur öğreniriz. Tövbe canımız isterse yaparız. Her şey sanki bizde başlayıp bizde bitiyormuş gibi. Ama bu söylediklerimin tamamında Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Her şeyde Peygamberimiz, ya Rabbi senden istiyorum diyor. Ya Rabbi nefsime takvasını sen ver. Ben takvalı olmaya çalışacağım. La, Allah'tan takvayı istemek. Allah'tan, Allahümme inni es'elüke es'elüke minke el iffete diyor hadis-i şerif. İffeti de ben senden isterim ya Rabbi diyor. Yani güzel ahlakla ilgili ne varsa Peygamber Efendimiz Rabbinden istemiş onları. Ve güzel ahlaka veyahut ahlakı zemime dediğimiz ne varsa da onlardan Allah'a sığınmış. Mesela her sabah şu istiazeyi yapsak Peygamber Efendimiz. Allahümme inni euzu bike minel acizi vel aceli vel keseli vel herami ve azabil kabri ve fitneti deccali. Peygamberimiz bunu söylemiş mi? Söylemiş. Ya Rabbi, acizlikten, aceleden, tembellikten, ihtiyarlıktan, aşırı derecede ihtiyarlıktan ve kabir azabından, deccalin fitnesinden sana sığınırım. Bakın acizlik, acelecilik, kötü ahlak, tembellik, kötü ahlak. Ve Peygamber Efendimiz, ya ben tembelliği yenmek için 3 kural, YouTube'da var ya, işte şunu yapın, işte kendinizi geliştirmek, kişisel gelişim. Allah nerede? Allah devre dışı. Allah'ım diyor, gazaptan sana sığınırım. Bak kötü ahlak bu. Güzel bir şey istiyorsa onu Allah'tan istiyor. Kötü bir şeyden kurtulmak istiyorsa ondan Allah'a sığınıyor. Her hesabında Allah var Peygamberimizin. İşte buradaki de çok ilginç bir şey. Yani güzel ahlakı nereden nasıl isteyeceğimizin görüntüsü burada. Ya Rabbi güzel ahlaka beni ulaştır. Senden başka güzel ahlaka ulaştıracak yoktur. Anlamayız diye de bizim için de bunu söylüyor yani. Anlamayız diye de bunu yani Allah'tan istedik ama bakın dikkat edin diyor. Hocaya götürüyorsun, bu çocuğu güzel ahlaklı olsun. Sohbete götürüyorsun. Ya Allah'tan başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Cümlesini nasıl anlayacağız? Ey baba, ey anne, çocuğuna dua et. Allah'ım, senden çocuğum için güzel ahlaklı olmasını istiyorum. Buralardan anlamadıysan o zaman geç Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu için yapmış olduğu duayı değil mi? Şeyden oku, Meryem Suresi'nden. Ve cealhu rabbi radiyya. Ya Rabbi diyor, daha doğmamış çocuğu, daha sipariş verdiği çocuğu, ortada çocuk yok. Ya Rabbi bir çocuk istiyorum senden. Benden sonra müminlerin başında onları doğru yola iletsin. Ve özellikler de şöyle olsun diyor. Annesine babası hürmetli olsun diyor. Allah'tan korksun diyor. Ve vec'alhu rabbi radiyya. Ey Rabbim, onu aynı zamanda senden razı olmuş, senin de razı olduğun bir kul eyle diyor. Bakın rıza makamını, razı olmayı, hoşnut olma ahlakını daha doğmamış çocuk için bile Allah'tan istiyor. Biz duayı
önemsiz görerek unuttuk. Gereksiz görerek unuttuk. Ehemmiyetinin farkına varmayarak unuttuk. Hayatımızdan dua çıkınca otomatik olarak Allah da çıkmış oldu. Konumuz dua değil. Ama buradaki hadis-i şerifteki dua şekli kötü ahlaktan da uzaklaştır. Bakın birisine ne diyoruz? Kötü ahlaklı olma, işte şunu yapma, bunu yapma. O da diyor tamam yapmayayım diyor. Ertesi gün yine yapıyor. Niye? Ne var eksiklik? Biz zannediyoruz ki o kötü ahlakı o kendisi bırakacak. Açsa ellerini, ya Rabbi beni şu kötü ahlaktan koru, kurtar diye Peygamberimizin uslubunda dua etse belki o kötü ahlakın kötülüğü onun gözünde bir anda açılacak da bir anda kurtuluverecek, bir anda o kötü ahlak kalkıverecek. Onun için şey önemli kardeşler, hani burada dersten ziyade hani muhabbet ediyoruz. Peygamber Efendimizin yaptığı dualar, dua kitaplarında, sahih hadis kitaplarından değerlenmiş duaları var. Peygamberimizin kalkınca yaptığı dua var. Üstünü giyince yaptığı dua var. Evden çıkarken yaptığı dua var. Abdest alırken, namaza dururken. Bak bu namaza dururkenki duası. Namazdan sonraki duaları var. Yeni bir şey, turfanda bir meyve yediği zaman, gökyüzüne baktığı zaman, bir gölgede oturduğu zaman, güneşi gördüğü zaman, bir elbise giydiği zaman, birisi bir şey ikram ettiği zaman, yiyeceğinde, içeceğinde, tuvalete girerken, çıkarken, Peygamber Efendimizin ruhani hayatı diye bir öğrenci soru sordu. Dedi ki, Peygamberimiz bizim tarikattaki dervişler gibi belli bir zikri ve virdi var mıydı dedi. Vardı dedi. Öncelikle Peygamber Efendimiz kalbime toz gelir ve ondan da ben günde 70 defa, bir rivayette 100 defa istiğfar ederim Allah'tan. Estağfurullah lazım diyor. İstiğfar çekiyor. Başka? Zikir ne kadardı? Peygamber Efendimizin hayatı tesbih ve zikirden ibaretti. Allah'ım bana güzel ahlak ver demek Allah'a zikirdir işte. Her an onunla beraber Peygamber Efendimizin hayatı. Her an şükür halinde, dua halinde ve niyaz halinde. Niyaz dertleşme demektir. Namazsız niyazsız adam diyoruz ya. Namaz ayrı, niyaz ayrı, naz ayrı. Peygamberimizin hali her an niyaz halindeydi. Sürekli Allah'la birlikte, onunla gönül birlikleri içerisindeydi. Bunu nereden anlıyorsun hocam? Sen onun gönlüne mi girdin? Hayır, ama o dua kitaplarında Peygamber Efendimizin neredeyse her anında o anla ilgili Rabbi ile beraber olduğu ve ona güzel şekilde ondan isteklerde bulunduğunu anlıyoruz. Uyurken yaptığı dua, yatağına girdiğinde yaptığı dua, uyandığı zaman, yatakta sağdan sağa, sola soldan sağa döndüğünde, gece kalktığında, hani her anında Rabbi ile beraber olmanın vermiş olduğu bir dua ve niyaz hali var. Dolayısıyla hani kardeşler, güzel ahlak nasıl elde ederiz? Soru bu. Ya, duasız, Allah'a niyazsız güzel ahlak olmaz. Çünkü onun kapısından geçiyor. Onun onayından geçiyor. Oradan dilekçemizi onaylatırsak Allah'ın izniyle güzel ahlak sahibi olabiliriz. Peygamberimizin buyurduğu, senden başka güzel ahlaka eriştirecek kimse yoktur. Ya Rabbi beni güzel ahlaka eriştir. Devreye Rabbimiz Teala'yı Celle Celaluhu dahil etmemiz gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Hadisleri hepimiz çok yıllardan beri duyuyoruz. Ama muhterem kardeşler, her birisinin üzerinde oturup tefekkür etmek, ya ne demek istiyor acaba, nedir buradaki hikmet diye düşünmek gerekiyor. Eğer böyle yaparsak tohum halindeki o bilgiler çiçek açmaya başlıyor. Değişik değişik görüntüler vermeye başlıyor. Şimdi bu hadis-i şerifte biz biliyoruz değil mi? Neydi? Müminlerin iman bakımından en üstün, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Hocam işte güzel ahlaklı olma tavsiye ediliyor. Ya oradaki detayı kaçırıyorsunuz ama.
imanın kemale ermiş olması. Bakın, imanın olmuş olması değil, kemale ermiş olması. Bunun göstergesi nedir? Ahlakın güzel olması. Hocam, bir adamın ahlakı güzel ama imanı yok. Böyle bir şey mümkün değil bu hadis-i şerife göre. İmansız ahlaktan bahsedemezsiniz. Şimdi bu televizyonda, YouTube'da şeyler var. Bazı Avrupa ülkelerinde gidip adam video çekiyor. Diyor ki işte bakın burası Almanya'nın falanca şehri. Evet. İşte burada şeyler var. Bir tarlanın kenarında adam şey koymuş, tartı koymuş. Ondan sonra gidiyorsun, tartıyorsun, alıyorsun sebze, meyve neyse. Parasını ödüyorsun, çıkıyorsun. İşte şu ahlaka bak, şu güzelliğe bak diyorlar. Hakikaten güzellik bu. Güzellik. Ben de bunları böyle dinleye dinleye çok etkilendim. Almanya'da doğmuş, büyümüş ve bize ilahiyata gelmiş bir kız öğrencim vardı. Şimdi de tekrardan ilahiyatı bitirdi. 5 yıl burada okudu. Tekrar Diyanet'ten sınavlara girdi, kazandı. Almanya'da görevlendirdiler. Çok da doğru bir hareket yaptılar. Hem oranın kültürünü biliyor, hem Almancayı su gibi, ana dili gibi biliyor. O çocuğu oraya tekrar gönderdiler. Şimdi orada çalışıyor. O kıza dedim ki, yavrum dedim, bu Avrupa'daki insanların çok, yani dindar değiller ama ahlaklı oldukları söyleniyor. Sen orada okudun. Evet hocam dedi. Peki dedim, ahlaklı mı insanlar? Yani bunu en iyi sen bilirsin. Sen hani üçüncü nesil diyorlar ya, çocukluğundan beri. İlk söylediği şey, hocam dedi, imansız adamda ahlak olur mu dedi. Ya sen onu bırak, onu ben söyleyeceğim dedim. Sen kendin oradaki yaşantıyı söyle. Hocam dedi, hepsinin ahlaklı olmasının tek bir sebebi var. Yanlış yaparsak polis tepemize biner. Ve biniyor da. Bunu bildiği için herkes ceza yerim korkusuyla, polis korkusuyla düzgün davranıyor. Peki polis olmadığı yerde, hocam dedi, biz dedi çocuktuk dedi, ortaokulda dedi. Trene dedi, Türk çocukları bunlar, binerken biletsiz binerdik dedi. Öyle de ayarlardık ki kondöktör nereye gelecekse biz öbür vagona kaçardık. Öylece biletsiz giderdik, gelirdik. Peki dedim, Almanlar? Hocam onlar da bizimle aynıydı dedi. Yani hani şöyle bir efsane var. Adamların dinleri bozuk ama ahlakları güzel falan. İkinci bir örnek daha vereyim. Ben onları yargılamak için falan değil, konumuzla ilgili. Belçika'da yıllarca duran bir arkadaşımla telefonda görüştüm. Ankara'dan gitmişti. Nedir dedim hocam orada? Ahlak nedir? Var mı? Hocam dedi, iman olmayan da, mümin de ne temizlik olur, o temizliği de kattı. Ne de ahlak olur. Evlerinin önünden kokudan geçemezsiniz dedi. Bizim yaptıklarımızı onlar afiyetle yerler. Hanım pasta poğaça yapar. Onlarınkini biz yiyemeyiz dedi hocam. Pisler dedi. Dedim ya, ahlaktan bahsediliyor ama. Dedi hocam, imansız adam da ahlak olmaz. İki uygulamayı söylüyorum. İşte eğer ki hadis-i şerife inanırsanız, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bak iman ve güzel ahlaktan bahsediyor ikisi arasında. Ama bu bizim için çok daha ağır bir şey Mehmet Ali Hocam. Ağırlığı nerede biliyor musunuz? Ahlakın yoksa imanın yok demektir de orada. Hani Avrupa'da biz diyoruz ki iman yok, ahlak yok. Tamam, sorun yok. Bize ne diyor ya Müslümanlara? Bizi aldatan bizden değildirle aynı şeyi söylemiyor mu? Aldatmaktan bahsediyor. Bizi aldatıyorsan diyor. İlla bizi aldatmak demek değil yani. O kafiri aldatabilirsin demek mi geliyor? O anlama mı geliyor? Ticarette kafiri aldatabilir misin? Turiste 200 dolar, Türkiye 200 lira aldatmak değil mi bu? Bizden değildir. Ne demek? İmanı olmayanın görüntüsü ahlakı yoktur. Ahlakı olmayanın sebebi imanı yoktur. Ya hocam çok ağır söyledin. Yok da zaten Peygamber Efendimiz buyurdu ki benim gönderilme amacım ahlak. Siz makinenize, çamaşır makinenize çamaşırları koysanız, suyunu bağlasanız, elektriğini taksanız, deterjanı da koysanız, bassanız düğmeye. Bir saat gırıl 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 çalışsa, çıkarsanız ki çamaşırlar aynı kirde duruyor.
Hiç temizlenmemiş. Ne dersiniz? Ulan kardeşim, bizim amacımız makine çalışsın, elektrik yaksın, su harcasın değil ki. Bizim amacımız bu çamaşır yıkamasıydı. E bu kadar masraf, bu kadar zahmet, çamaşır yine yıkanmamış. O zaman bunun ne anlamı var? İslam'ın amacı ahlaklı bir toplum oluşturmak. Ahlaklı bireyler oluşturmak. E bu olmadıktan sonra İslam'ın varoluşunun, Peygamberimizin gönderilişinin anlamı nedir? Ahlakı olmayanın dini yoktur. Başka hadis mi istiyorsunuz? Ahde vefası olmayanın dini yoktur. Hadis değil mi bu? Ahde vefası olmayanın dini yoktur. Veya münafık özellikleri sayılırken hangi özellikler sayılır? Ahlaki özellikler sayılır. Konuşunca yalan söyler. Verdiği sözde durmaz. Ve düşmanlaştığı zaman haddi aşar değil mi? Emanete ihanet eder. Bir rivayette de öyle var. Üçü de ahlaki özellik. Şimdi bu ahlaki özelliklerin üçünü bireyin üzerinden alalım da herhangi bir topluma yapıştıralım istesek. Çünkü kime biz, kardeşim sen münafıksın desen adam bizim boğazımızı sıkar. Kime desek? Sen bana desen ben sana sinirlenirim, sen ben sana desen. Onun için hiçbirimiz birbirimize demeyelim. Toplum üzerine koyacak olsak bu şablonu, şu an yaşadığımız toplumumuza şak diye oturur mu? Bakalım şöyle yani. Yalan söyleme, emanete ihanet etme, verdiği sözde durmama. Ha, toplum olunca hepimizin üstüne bir anda geldi, şimdi hiç kimse üstüne alınmıyor. Ama şak diye oturmuyor mu? Niye münafık diyor? Yani imansızlıkla ilgili bir şeyden bahsediyor. Ahlakla iman öyle bir şey ki, kimin güzel ahlakı yoksa onun imanı sorgulanır hale geliyor. Veya imanın varlığının, imanın kemalinin eşittir karşılığı güzel ahlak. O zaman hocam ben işte imanımı nasıl kamil hale getirebilirim? Nasıl güzel hale getirebilirim? Kardeş, ahlakınla ilgili bir konu bu. Ne yapayım hocam? Yalan söylüyorsan, ne diyor hadis-i şerifte? Bir kişi yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı terk etmedikçe gerçek mümin olamaz. Daha ne söylesin Peygamberimiz? Mümin zina edebilir mi? Diyor ki insan hata edebilir, düşebilir buyuruyor Peygamberimiz. Hırsızlık yapabilir mi diyor, soruyor sahabe. İmkanı var diyor, hata edebilir. Yalan söyleyebilir mi diyor. Müminse diyor yalan söyleyemez. Ne demek bu? Mümin yalan söyleyemez demek. Yalan söylüyorsan sen başta imandan oluyorsun demek. Ahlak o kadar şey ki hep imanla bağlantılı açıklanıyor hadis-i şeriflerde. Haya, el hayâ'u minel iman. El hayâ'u şubetun. Ya Allah Allah, o kadar ilginç bir şey ki. Ha bir o haya konusuna geleceğiz ama bana deseniz ki hocam, İslam ahlakının en önemli başlığı hangisidir? İşte yalanmıştı falan. Hani saydık ya biraz önce. Haya. Utanmak duygusu. Allah'tan utanan bir insan yalan da söyleyemez. Bütün o kötü ahlakı bırakır. Bütün o güzel ahlakı. Utanan insan. Haya. Onun için Peygamber Efendimiz hayaya tarif ederken haya duygusu İslam'ın özüdür buyuruyor. İşte ha biraz önce geldi. Söylediniz ya ahlakla ilgili, utanmayla ilgili. Orada hadisi de koymuşlar. Hemen söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Buhari hadisi bak bu. Ebu Mesud naklettiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. İnsanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir. İnsanlık bilir diyor bunu. Bütün peygamberler de evet bu söze ittifak ederler. O söz şayet utanmıyorsan dilediğini yap. Şayet utanmıyorsan hani haya konusu bakın başka bir şey, hadis-i şerif biraz önce söyledim de,
Ben söyleyince pek inandırıcı olmuyor. Kitaptan okuyunca direkt çalıştım geldim diyorum arkadaş. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Bakın ya şu hadisi görünce ve tir tir titrer insan. Peygamberimiz buyurdu ki her dinin kendine göre, her inancın, her sistemin kendine göre bir ahlakı vardır. İslam ahlakının özü hayadır. Temeli biraz önce dedim ya, o hadisten işte. Haya oldu mu, bütün kötü ahlak bir anda gider. Allah'tan utanmak. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurdular. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün peşinden bir iyilik yap ki o kötülüğü yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Nerede olursan ol. Arapçası da şu. İttegillah haysuma künte. Nerede olursan ol. Hangi halde olursan ol. Allah'tan kork. Bir kötülük yapmışsan mutlaka arkasından bir iyilik yap. Ki o onu yok etsin. İnnel hasenati yüzhibne seyyiat. Ayet-i Kerime de öyle buyuruyor. Haseneler yani güzellikler kötülükleri giderir, yok eder. Şimdi seyyiatla ilgili Kur'an-ı Kerim'de kötülüklerle ilgili iki şey var. Bir tanesi yok olması, gitmesi. Bir tanesi de örtülmesi. Var ama Allah onu örtüyor. Yükeffirullahu anhum seyyiatihim. Allah onların kötülüklerini örter. Niye gidermemiş? Ha gitmemiş o. Kötülük duruyor. Ama Allah Teala onu yükeffirullahu anhum seyyiatihim. Onları kötülükten örtüyor. Bunlar diyor şey değil. Tamam. Muhasebenin dışında. Kapatın burayı diyor. O defteri kapatın. O sayfayı kapatın. Tamam. Bir de kötülüklerin gitmesi var. İnnel hasenati yüzhibne seyyiat. Giderir diyor. İzale eder, yok eder, siler. Hiç olmaz hale gelir. Allah-u Teala silinmiş olanın örtmesine gerek kalmaz. Bu daha iyi değil mi? Ama bir kötülükten sonra hemen bir güzellik yapmak gerekiyor. Söyle bakalım kötülükten sonra yapılacak ilk güzellik nedir? Tövbe. Çok güzel. Tövbe etmek farzdır. Ne zaman farz olur? Günah işlendiği anda. Yalan söyledin değil mi? O saniyede farz oldu. Tövbe ya Rabbi vazgeçtim bir daha yapmayacağım demek işte iyiliktir. Onu siler. O tövbe güzelliktir, siler. Başka insanlara iyilikte, güzellikte yapılabilir. Ama ne diyor Peygamberim? İnsanlara güzel ahlaka uygun biçimde davran. Zordur, insan zorlanır ama güzel ahlaka uygun biçimde davran diye Peygamber Efendimiz emrediyor. Yine son hadisi okuyalım, bitirelim. Hiçbir baba, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye, miras bırakmamıştır. Güzel terbiye. Şimdi çocuğumuza güzel terbiye anlatacağız ya. Onu şimdi ben size anlatıyorum. Nasihat nedir? Nasihat üçe ayrılır. Bir, bilmiyorsa öğretirsin. Kardeşim, bak bu yapmış olduğun şey İslam'a göre yanlış, Kur'an'a göre yanlış, hadise göre yanlış, ayete göre yanlış, şeriata göre yanlış. Öğretirsin. Doğrusu ne? Doğrusu şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur. Bilmiyorsa, nasihatin birinci bölümü budur. İkincisi, biliyordu ama unuttu. Adam unutabilir. Nasıl oldu? Öğle namazını kılan bir adamdır ama burada oturmuş, sohbete dalmış, namaz geçecek, onu da unutmuş. Abi sen öğle namazını kıldın mı? Ha der, hatırlar. Bu da nasihatin bir parçasıdır. Unutmuşa hatırlatılır. Bilmeyen öğretilir, unutmuş hatırlatılır. Bu arkadaş bilmiyor mu? Biliyor. Bilmiyor mu bunun ne olduğunu? Biliyor. Bilene ne söyleyeceğim? Yanlış olduğunu bilen adama yanlış demenin ne manası var? İki, unutmuş mu ki hatırlatalım? Yok. Gayet de farkında. Gayet de aklı başında.
Üçüncü nasihatin üçüncüsü de yaptığının farkında olmayan gaflet o adamı uyandırırsın. Ne demek gaflet? Dalmış bir adam dünyaya öyle gidiyor. Ya arkadaş, mesela bir adama gittim ben, ayakkabı dükkanının sahibi. Ayakkabı alıp gidiyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Baba oğul çalışıyorlar. Abi dedim, sen hacca gittin mi? Adam yok dedi. Böyle şaşırdı. Peki yazıldın mı? Yaşı da gelmiş, parası pulu da var. Allah daha çok versin. Yok dedi. Abi neyi bekliyorsun sen? Bak bu işte gaflet. Hiç farkında ve gündeminde değil. Bilmem dedi. Hiç aklında değil. Abi yazıl dedim. O zaman 15 liraydı yazılması. Yazılma param benden dedim. Adam beni 15'e katlar, 20'ye katlar para şeyinde. Muhabbetinde. Yazıl dedim abi. Parasını ben vereceğim ama. Ya güldü. Ya hocam o sorun değil dedi. Dedim sorun ne? Hanım dedi. Onu da yazdır dedim. Durdu şöyle bir. Ha işte bak bu gaflet. Buna nasihattir bu. Bir tane şöyle dokunuyorsun. Veya adam işte gelmiş 45 yaşına da hala daha dünya işte diyorsun ki abi bir camiye gidelim gel. Bir defa söylüyorsun. Hoca söylüyor ama duymuyor onu. O gafletten uyandırmak için. Bu arkadaşta böyle bir durum var mı? Yok. Farkında. Farkında olduğunun da biz de farkında. O zaman ben buna nasıl nasihat edeyim? Nasihat üçe ayrılır. Bilmeyene öğretirsin. Unutmuşu hatırlatırsın. Dalgın olanı uyandırırsın. Bu dalgın değil ki. Farkında her şeyin. Ne yaptığının da farkında. Bilincinde. O zaman yapılacak tek şey vardır. Arkasından ya Rabbi ıslah eyle diye dua etmektir. O da müminin zaten tüm Müslümanlara vazifesidir. Nereden buraya anlattık? Bunları niye anlattık? Bu kadar çocuğumuz. Çocuğumuz için üç şey yapacağız. Bir, nasihat edeceğiz bu şartlar içerisinde. Bilmiyorsa öğreteceğiz. Namaz kılmasını öğreteceksin. Unutmuşsa hadi oğlum namazımızı kılalım diyeceksin. Namaz örneği sadece ama yalan söyleme diyelim. Oğlum yalan söylemek kötü bir şey. Unuttu yalan söylese bak oğlum bak yanlış yaptım. Üçüncüsü gaflette dalmışsa tamam. Bir nasihat edeceğiz anladık. İki örnek olacağız. Güzel terbiye. Senin dediğin farklı, yaptığın farklı. Gözüme mi inanayım, sözüne mi inanayım? Sigara içen bir adamın sigara içme demesi gibi komik olur. Örnek alır insanoğlu. Dolayısıyla çocuğumuza terbiye vereceksek örnek olacağız. Sen nasılsan armut dibine düşer. Sen nasılsan öyle olur. Nasihat, örnek olmak, güzel terbiyenin üçüncü şartı da dua etmektir. Babanın evladına yaptığı dua, bir rivayette anne babanın evladına yaptığı dua, peygamber duası gibidir. Peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. Hazreti Zekir Aleyhisselam olmamış çocuğuna, doğmamış çocuğuna dua ediyor da, bize ne oluyor ki çocuğumuz için dua etmiyoruz? Ya Rabbi, senden çocuğum için ahlak istiyorum, güzel ahlak. Ya Rabbi, senden çocuğum için iffet istiyorum. Senden çocuğum için ilim istiyorum, anlayış kuvvet istiyorum. Ya Rabbi, senden çocuğum için razı olan bir kul olmasını istiyorum. Aç ellerini. Çocukla ilgili bir şey değil. Senin Rabbinle ilgili bir şey. Sen dua et de Allah-u Teala kabul eder. Güzel terbiyeden daha güzel bir şey vermemiştir diyor Peygamber Efendimiz. Neyin ifadesi bu? Yani güzel ahlakın anne babanın da güzel ahlakın oluşmasında etkili olduğunu gösteriyor. Bak baba hediye bırakıyor güzel ahlakı. Allah sonumuzu hayır etsin. Rabbim bizleri anlattıklarımızda sizleri dinlediklerinizde yaşayanlar eylesin. Amin.